Saygıdeğer arkadaşlarım, biliyorsunuz içinde bulunduğumuz ortamda gerek Türkiye gerekse Orta Doğu çok büyük tehlikeli bir süreçten geçmekte. Türkiye özellikle iç politikadan ziyade terör konusunda ve Suriye ile olan ilişkilerinde büyük bir handikapa girmiş durumda. Ben size öncelikle şunu belirtmek isterim. Bir kere Türkiye'nin tam bağımsız olarak bir dış politika yürütebilmesi için öncelikle Amerika'nın ve İsrail'in gizli olarak hegemonyasından kurtulması gerekir. Ekonomik, sosyal, siyasal olarak bu hegemonyadan kurtulmanın birinci aşaması önce Türkiye'nin NATO'dan çıkmasıdır. Bu da bir referandumla pekala mümkün. Çünkü NATO'da olduğumuz sürece ve askeri yönden ve de ekonomik yönden onlara bağlı olduğumuz sürece hangi hükümet gelirse gelsin o çizgide hareketini devam ettirecektir. Bakınız, Amerikalıların Harput'taki misyonerlik faaliyetleriyle ilgili Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı var. Onun 311. sayfasında şu ifadelere yer verilmekte. Harry Riggs, Türk görevlileri tarafından resmi muamele beklenilmeden ülkeden kovulmasıyla Fırat Koleji'nin yeniden açılması da mümkün olmadı. Mustafa Kemal'in 1922 yılında bütün Amerikalı misyonerlerin Türkiye'den kovulması emriyle faaliyetleri sona ermiştir. Belge ve kaynaklarıyla burada Amerikalı misyoner kendisi Henry Atkinson kitabının 4. sayfasında bunu anlatıyor. Demek ki daha Cumhuriyet kurulmamış 1922 Anadolu'da bir boşluk var. Ekonomik, sosyal, siyasal yönden tam kendini güçlendirmemiş, kurulma aşamasında bir devlet olma durumunda bile Atatürk Amerikalıları bu topraklardan kovmuştur. Peki biz neden bunları vatan toprağında barındırıyoruz? Neden hala ki Türkiye'yi bölme aşamasında çalışmalar içerisinde olduğumuz halde onlarla dirsek temasında bulunuyoruz? Bakınız, Amerikan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joe Biden geliyor. Kendisi sanki Cumhurbaşkanı ile aynı mesabedeymiş gibi kucaklaşılarak sevinçle karşılanıyor. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakaret eden Rasmussen geliyor, yine aynı ilgiyi görüyor. Irak'ta Mehmetçiğin başına çuval geçirmiş olan Orgeneral geliyor. Sanki 30 yıllık askerlik arkadaşını görme sevinciyle sarılıp öpüşerek adam karşılanıyor. Şimdi şunu artık herkes biliyor ki Amerika Türkiye'yi kesinlikle Büyük Orta Doğu Projesi'ne bölme zihniyetinde ve bu çabada. Nitekim ta Çekiçgül zamanından beri Amerika'nın PKK'ya lojistik destek, silah desteği sağladığı biliniyor. Özellikle İsrail'in bu konuda bu güçlere az demin yardım ettiği biliniyor. Buna rağmen neden bunlarla dirsek teması kuruyor? Benim şahsi kanaatim, arzu ettiğim şey tekrar komşularımızla Sayın Ahmadinejad'la, Sayın Esad'la ve Sayın Maliki ile bir araya gelip bölgeden emperyalist Amerika ve İsrail'i çıkartmak olmalıdır. En doğru dış politika böyle olur. Ve dış politikalar daima mütekabiliyet esası üzerine devletler arasındaki menfaat esasına göre yürütülür. Yoksa mezhebi taassupla yürütülmez. Bu tür bir davranış mutlaka ülkeyi felakete götürecektir, bölünmeye doğru götürecektir. Bakınız, İsrail strateji uzmanı Odet Yinon 1982 yılında yaptığı planlamada Irak'ı üçe bölüyor. Kuzeyde bir Kürt devleti, ortada Sünni Arap devleti, güneyde bir Şii devleti. Peki bu gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Sonra yine aynı plan gereği Suriye'yi beşe bölüyor. Kuzeyde yine bir Kürt devleti, ortada iki tane Sünni devlet, biri Şam, biri Halep başkenti olacak şekilde, bakın yine onları da Sünnileri de tek başına iktidarda bırakmıyor. Birbirine zıt akaidde iki Sünni devlet ve buna bağlı olarak yine Güney Suriye'de Yezidilere has bir ayrı bir devletçi. Böylece
ta eski tarihten beri gelen emperyalistlerin stratejisi olan parçala, böl ve yut planı şu an gerçekleştiriliyor. Öyleyse bize burada düşen şey bir kere önce komşularımızla olan ekonomik, sosyal, siyasal ilişkileri tekrar toparlamak, bir araya getirmek ve bunun akabinde öncelikle bir kere İsrail'in, ikinci bir İsrail olacak olan bir Kürt devletinin tesisini engellemek. Ama şu anki politika maalesef bunun tam tersi görüldüğü üzere Kuzey Suriye'de neredeyse artık Kürt bayrakları dalgalanıyor ve Irak'taki, Kuzey'deki Kürt devletiyle Suriye'deki Kürt devleti vasıtasıyla Laski'ye bir koridor açılıyor. Bu da İsrail'in hedefi. Peki Esad neden gönderilmek istemiyor? Bakınız, Mahmut Abbas'ın da itiraf ettiği gibi bugün Filistin'e tek yardım eden devlet İran. Ekonomik yönden, silah ve lojistik yönden yardım eden tek devlet İran. Peki İran bu yardımı hangi kanal üzerinden yapıyor? Irak, Suriye ve Lübnan üzerinden Hizbullah'a ve Filistin'e yardım ediyor. Esad gittiği takdirde biliyorsunuz bu koridor bertaraf olacak ve İsrail'in kucağına Filistin düşecektir. Çünkü Mısır'da sözde Arap Baharı denen, aslında Arap Sonbaharı neticesinde Mısır'ın dış politikadaki stratejisi değişmemiş. Hatta Libya'nın da Tunus'un da değişmemiştir. Tam tersi Libya ile arası son derece Kaddafi zamanında kötü olan Libya bugün Kaddafi daha sokaklarda linç edilmeden 15 gün önce İsrail'le 25 yıllık petrol anlaşması yapmıştır. Mısır'da hakeza İslam rejimi mi gelmiştir? Hayır. Tunus'a gelmiş midir? Hayır. Onlar emperyalist Amerika ve İsrail yine bu kargaşalıkta ki bunun başında Soros ve ekibi çekmektedir. Burada yaptıkları halk hareketiyle yine Amerika menfaatlerine matuf bir planlama oryantalist bir şey uygulamışlardır. Orada mı sadece? Şu an Mali'de de aynı şey vardır. Mali'ye Fransa'nın girdiği söyleniyor ama aslında bunun arkasında yine Amerika var. Amerika'nın planlaması var. Öyleyse bizi düşen görev önce bir kere bölgemizdeki emperyalist güçleri Amerikan bayrağını bir kere bu bölgede dalgalandırmamak ve tam bağımsız olarak İslam ülkeleriyle müttefik hale gelmek. Şimdi bakıyoruz bugün Suriye'deki hareketin arkasında Amerika ve İsrail maddi sponsorluğun altında Vehhabi kökenli ve Amerikan işbirlikçisi Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bulunmakta. Peki bu Arap emirlikleri, şeyhlikleri demokrasiyle mi yönetiliyor? Peki yönetilmiyorsa neden Suriye'ye demokrasi getirmeye çalışıyor da Amerika Suudi Arabistan'a getirmek istemiyor? Çünkü Suudi Arabistan'da daha katı bir şeriat rejimi var. Eğer bir öncelik olması gerekirse esas Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a ve Bahreyn'e getirilmesi gerekir. Neden ondan çok daha demokratik olan Suriye'ye getirilmek istemiyor? Bunları düşünmek gerekiyor. Bir diğer önemli soru ise eğer Esad'ın gitmesi İslam'ın maslahatınaysa neden Amerika ve İsrail şiddetle Esad'ı devirmeye çalışıyor? İşte burada ılımlı İslamcı kardeşlerime özellikle bu mesajı iletmek istiyorum. Lütfen Selefi Vehhabi kökenli El-Kaide ve Nusra ile dirsek temasında bulunmaktan vazgeçin. Çünkü şunu bilin ki onlar Ehl-i Sünnet'i de şiddetle karşılar ve onları da müşriklikle suçluyorlar. Bakın internette onların sitelerine girin. Göreceksiniz ki Ehl-i Sünnet'in şeyhleriyle de dalga geçilmekte, Ehl-i Sünnet'in akaidiyle de alay edilmekte ve onlar da müşriklikle suçlanmakta. Ve Hazreti Ali Efendimiz'in zamanındaki Rafiziler bugün hortlamış durumdadır ve onların akaidine göre, Selefilerin inanç sistemine göre irtidat etmiş kişi müşriktir. Çünkü Ehl-i Sünnet'i de müşriklikle neticelendirmekleri ve öldürülmesi gerekir. Burada Suriye'de
Bunların yaptığı katliam Pakistan'da, Bengaldeş'te yaptıkları katliamlar bunların en güzel örnekleri. Neden katliam diyoruz? Bir örgütün terörist olması için en önemli etken sivil yerleşim yerlerinde eylemleri yapması ve masum insanların öldürmesidir. Mesela Hizbullah'la mukayese edecek olursak, Hizbullah sadece Amerika ve İsrail hedeflerine, askeri ve polis hedeflerine hedef almıştır. Ama El-Kaide sivil halkın, çoluğun çocuğun yaşadığı yerlerde de bu eylemleri yapmaktadır. Yani kısaca söyleyecek olursak, ben bir an önce Ehl-i Sünnet ve Şii kardeşlerimin vahdet duygusu içerisinde bir araya gelip El-Kaide'yi bertaraf etmesini istiyorum. Çünkü bu sonunda Türkiye'nin de çok büyük felaketine sebep olacak. Bugün orada bu çoğunluğu sağlamaya çalışanlar, Türkiye'ye hakim oldukları zaman işte Reyhanlı'daki olay Ankara'da olacak, İstanbul'da olacak. Bakın biz bunu önceden, bir, iki ay önce söylediğimizde kimse umursamıyordu, işte Reyhanlı olayı oldu. Yarın bu iş Ankara'ya sirayet edecek. Öyleyse biz Ehl-i Sünnet ve Şia dünyası olarak birlik olup bunları bertaraf etmeliyiz. Aksi takdirde İslam dünyası daha da bölünmeye doğru gidecek ve emperyalist Amerika ve İsrail'e yem olmaktan kurtulamayacaktır. Saygıdeğer arkadaşlarım, bakın bir Çeçenistan olayı var gündemimizde. Doğu Türkistan olayı var. Şimdi Çeçenistan olayında hatırlarsanız Putin El-Kaide üyelerinin Çeçenistan'a girmelerine göz yumdu ve buna herkes hayret etti. Ya nasıl olur da böyle radikal İslamcı bir grubun girişine ses çıkarmıyor diye. Hatta bunu Amerika ve İngiltere de destekledi. Benim orada uzun süre gazetecilik yapmış ve istihbarat elemanlarıyla da görüşmüş olan bir arkadaşım bana bunu gelip bizzat kendisi açıkladı. Maalesef Volkan Bey dedi, orada Çeçenistan, Şanlı Çeçenistan direnişini yok eden Vehhabilerin oradaki faaliyetleri oldu. Oradaki ruhu öldürdü, ikilik çıkardı, vahdeti bozdu ve sonunda Çeçenler Ruslara teslim olmak zorunda kaldılar. Şimdi Vehhabilerin zaten bu eylemleri aynı zamanda Batı dünyasına ve Amerika'nın da ekmeğine şöyle yağ sürmekte. İşte Müslümanları, barış dini olan İslam'ı kan döken, en ufacık şeyde insanları öldüren, katleden, işkence eden bir din şeklinde sokmakta. Yani olayın sadece askeri yönü yok, psikolojik, dini, ahlaki yönü de var. Bakınız aynı katliamlar Çin'de de sürdürülmekte. Aynı yani küfür tek millet olduğu için bakınız Doğu Türkistan'da ki vahşet katliam Filistin'den çok daha fazladır. Yani abartılı olarak söylemeyeceğim. İnanın Doğu Türkistan'daki zulüm Filistin'dekilerin bir elinin yağda bir elinin bağda olduğu görüntüsüne kadar gelmektedir. Neden? Çünkü orada gök bayrağı taşıyan insanlar bile sırf bu nedenden dolayı idam edilmekte. Sadece mitinge katıldıkları için yüz küsür kişi bir anda aynı anda kurşuna dizilmiştir. Ve binlercesi şu an Çin hapishanelerinde işkence görmektedir. Öyleyse biz Rus, Çin ve Amerika, İsrail diye ayırmadan hepimiz bunlara karşı bir vahdet oluşturmalı, ekonomik, sosyal, siyasal yönden tekrar bir birliğe doğru gitmek zorundayız. Aksi takdirde İslam coğrafyası bu Haçlı güruhuna teslim olmak zorunda kalacaktır. Saygılarımı sunuyorum.